Sporun kölesi olmayın. Sporun kölesi olmak ne demek? İhtiyacınız olandan daha fazla, daha yüklenmiş olan bir sporla hedefinize ulaştığınız zaman sporun kölesi olursunuz. Anlatayım. Bir futbolcu, profesyonel bir futbolcu sporun kölesidir. Profesyonel her branşta para kazanan, bu işten hayatını vererek para kazanan her insan sporun kölesidir. Olması gerekenden çok daha fazla egzersiz, beslenme yüklenmeleri, aklınıza ne geliyorsa çok değişik yüklenmeler yaparlar. O hedeflerine ulaşabilmek için işin içerisinde iddia varsa, bir karşılaşma, bir challenge varsa, ne olursa olsun olması gerekenlerin en son noktasında, yapılması gerekenlerin son noktasına kadar yapılarak sonuca ulaşılır. İşte bu şekilde eğer davranırsanız siz de sporun kölesi olursunuz. Çünkü profesyonel bir sporcu hedefine ulaşmak zorunda. Ve o sertlikle o antrenmanları yapmak zorunda. Çünkü adamın hedefi kilo vermek değil. Adamın hedefi daha hızlı koşmak. Adamın hedefi daha hızlı zıplamak. Daha fazla kaldırmak ya da daha fazla itmek. Ya da ona benzer ne geliyorsa aklınıza. Pekala, bu profesyonel sporcu eninde sonunda bir emekli olacak. Emekli olduktan sonra harcayamamış olduğu ve vücudun alışmış olduğu o kalorileri yakamadığı için, çünkü spor belli bir müddetten sonra vücut ona alışmaya başlıyor ve o kaloriyi sürekli olarak yakmanı istiyor. Senin normallerini zannediyor onu. Çünkü ömrün boyunca öyle yapıyorsun. Ömrün boyunca koşuyorsun, ömrün boyunca zıplıyorsun, hopluyorsun, artık sporun gerektirdikleri neyse. Sporu fitness olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi birdenbire bunu kestiğin zaman normal o güne kadar ne yediysen aynılarını yesen bile o kalorileri yakamadığın için bu sefer vücut kilo almaya başlıyor. Çok yağlanmaya başlıyor. Yani bunun hani aksini düşünmek zaten çok saçma olur. Şimdi gel gelelim bizim salonun içerisine soktuğunuz zaman nasıl oluyor bu? İhtiyacı olan bu. Fakat böyle bir yüklenmeyle ona gittiğin zaman bu sezon 75'ten 70'e düşmeye çalışıyorsun. Düşüyorsun ama çok sert bir sporla yaptığın için bunu oluyor, lisan ediyorsun. Daha hafif bir şeyle de yapsan olur esasında. Beslenmeye yeter ki dikkat et. Sonunda yaz sonu işte artık ya da işte kışa girerken sporu bırakıyorsun. Geri geldiğinde 75'ten 70'e düşen arkadaş bu sefer 80'le geliyor bir sene sonra. Hocam bu sefer çok kilo aldım diyor. Ben bu kiloyu gene hızlı vermem lazım. Yapma. Bir ayda verme. Bir ayda verince çok çabuk geri alıyorsun ve daha önüne geçiyorsun. Yok hocam işte acelem var, işte yaz geldi falan. Biz doğru yolu gösterelim. Siz yapıp yapmaması elinizde, sizin elinizde. Şimdi ne yapıyor? Bu sefer gene geliyor. 80 kiloyla başlıyor bir daha. Bir ayda veriyor 9-10 kilo. Tamam hocam başardım ama hakikaten yani bir başarıdır bu. Yani ben bunu kesinlikle hani göz ardı etmiyorum, bu tamam, bu eyvallah, insanın bir ayda 8 kilo 9 kilo vermesi bir başarıdır. Fakat işte bir sonraki sezonda bu sefer 75'le gelip 70'e düşen arkadaş 80'le geliyor, bir sonraki sezon 85'le geliyor, bir sene sonra 90'la geliyor ve giderek artan bir şey var ve bunun farkına varamıyor. Söylüyoruz bak işte 4 sezon önce 70'tin, 75'tin, 70'e düştün, sonra 80'e çıktın, 75'e düştün. Sonra 90'a çıktın, 85'e düştün. Sürekli yukarı doğru gidiyorsun. Yani hocam kilo almak istiyorum diyen insana yapılacak bir şey sanki bu, değil mi? Yani uzun lafın kısası, kısa sürede hedefine ulaşmak istiyorsan sporun kölesi oluyorsun. Çünkü olması gerekenden daha fazla yüklenmeler o sporun devamlılığını gerektirir. Net. Bu yüzden diyorum ki insanlar başarabileceği, hani hafif spor yapın demiyorum tabii ki, ama başarıp devam ettirebileceklerini seç. Bunun kararını antrenör veremez. Dersin ki benim gerçek anlamda hayatımdan 2 gün 1,5 saat verebilirim. Bununla bir şey yap. Yani daha ötesine gitmeye çalışma. Emin olun 1 günle bile yapabilirsiniz bunu.
Ya ayet yok ki hakkında. Siz beslemenize dikkat ettikten sonra işte spor salonuna ihtiyacı olmayan bazı aktivitelere de yapabildikten sonra haftada bir tane güzel bir sporla da bunu başarabilirsin. Tabii ki daha uzun vadede olacaktır. Hayatın içine dahil etmen gerekir bunu. Belki bir yıl sürecektir bu şekilde olmasıyla. Spor salonuna para verdim. Haftanın 7 günü kullanma hakkım var. Çocuklar, o kullanma hakkı şunun içindir. Hani zamanlarınızı siz kendinize göre özgürce ayarlayabilin, saatlerinizi özgürce, günlerinizi özgürce ayarlayabilin diye size o 7 günlük yelpaze veriliyor. Yani yapamadığın günlerin bir hırsı olmaması gerekiyor sizde. Ha, diyeceksiniz peki hocam nedir bunun, hani bir şey var mıdır yapılması gereken? Bence hani bir sporcu değilsen, bir ev kadınıysan, ne bileyim muhasebeciysen, ne bileyim işte bir yani bizden biri değilsen, gerçekten profesyonel bir sporcu değilsen, bir hafta 3 yapıyorsan öbür hafta maksimum 4. Diğer hafta gene 3'e düş. 3-4 şeklinde git. Hatta 3-3 bile tamamdır. Güzel bir rutin tuttur. Ve hep devam edebileceğin mantıkta olsun bu. Ondan sonra ulaşmış olduğun yerde kalırsın. Yani bir daha zırpırt kilo alıp vermezsin. Hareket seçimleri yaparken de en büyük hatalar yapıyor. En büyük hata diyemezsin tabii ki. Buna da yine büyük hatalar yapıyor. Hani boyundan büyük hareketler dediğimiz olaylar esasında bunlar. Mesela kadınların en istedikleri, vücutlarında düzelmesini istemiş oldukları kalça basen sorunları vardır. Yani genel olarak budur. Hani birisi içeri girdiği zaman 10 tane kadından 9'u der ki hocam işte kalçamın, işte basenimin biraz daha toplanması lazım. Bir ev kadını bu. Ben buna squat yaptırmam. Çünkü squat son 10 yıldır popo hareketi olarak adlediliyor da insanlara öğretilmeye çalışılıyor. Gerçek mi bu? Bir kalça hareketi midir squat? Bütün kadınlar Ronaldo gibi dolaşıyor ortalıkta. Bir kıçı forma sokacağım diye bacağı o kadar bozmanın bir anlamı var mı? Arkadaşlar, gördüklerinizle, seyrettiklerinizle, öğrendiklerinizle spor yapmayın, yaptırmayın. Tecrübelerinizle anca bunu ilerleyebilirsin. Ya hocam işte bikini kız işte squat yaptı. Yahu. Zaten sorun burada başlıyor. Hocası 365 gününü buna adamış, ömrünü adamış. Yapmış olduğu beslenme sayesinde onun bacakları ince kalabiliyor. Beli ince kalabiliyor. Vücudu formda durabiliyor. Ama yarışma bitiyor. Yarışma bittikten sonra 365 gün bu şekilde yaşanmıyor. 17 yıl muazzamdık. Ha? Bizim de var artık vücudumuzda yağlanmalar. Niye? Spor yapmıyor muyum? Beslenmeme dikkat etmiyor muyum? Hayır. Eskisi gibi yapmıyorum. Ben sporun kölesiyim. Bunu kabul ediyorum. Çünkü hedefime ulaşabilmek için olması gerekenin çok üstüne çıktım. Yapılması gerekenin, hani ya düşünsenize ya, her ülkenin o sikletin en deli, en böyle yoldan çıkmış, en sert, en büyük, en adamıyla savaşacaksın podyumda. Hani bu hani böyle kolay olmuyor, mecbursun. Hani o challenge'a, o kapışmaya girebilmek için sen de ona göre önlemlerini alıyorsun. Bir halı sahadaki oynayan futbolcuyla birinci ligde oynayan futbolcuyu yan yana koysana. Mümkün mü? Ama deseler ki o halı sahada oynayan insana sen birinci ligde bir gün seni oynatacağız. Bu sefer ne yapacak o?
30 gün, 40 gün neyse artık kendini kampa sokacak. Daha iyi yere getirecek. İşte orada başlıyor kölelik. Onu anlatmaya gayret ediyorum. Olması gerekenin üstüyle bunu başarırsa... Yani mümkün değil arkadaşlar. Yani bu öyle bir yerden bakıyoruz ki... Hani şuna benziyor bu. Çocuğunuz sobaya doğru yürüyor. Diyorsunuz ki oğlum tutma. Hani yanacak elin. Ya da işte eliyle tam itiyor ya atma. İşte düşecek, kırılacak. Hani görüyoruz bunu. Bu yüzden diyoruz hani biraz yavaş. Squat... Kalça dokusunun en altındaki minimus, gluteus minimus denen bir bölgeyi çalıştırıyor. Komple yeyi çalıştırmaz. Gerçek anlamda da bir quadriceps yani ön bacak hareketidir. Vücudunuza vermiş olduğunuz bazı şekillerle beraber bunu biraz daha kalçaya vurdurabiliyorsunuz ama dediğim gibi kalçanız düzelecek diye ortalıkta enteresan enteresan dolaşıyorsunuz. Gerek yok yani böyle bir şeye. Hocalarımız bizi böyle yönlendiriyor. Yapmayın ya. Dünyadaki bütün kadınlar, hani %99.9. O hani dünyada hani o bir çamaşır markası vardı. Victoria's Secret. Onların kızları gibi olmaya çalışmıyor mu? Böyle yukarıdan aşağı. Kas görüntüsü ciddi anlamda yoktur onlarda. En yalın vücuttur. Ama işte hocaların yönlendirmeleri. Acı çekmeden bu iş olmaz. Doğru. Ya da sizin çektiğiniz acıyı acı mı sanıyorsunuz? Bu da doğru. Ama bunu siz antrenmanınızda değil, beslenmenizde yapın. Çünkü beslenmedir sizi sonucu ulaştıracak. Bakın 3 kiloluk, 5 kiloluk 2 tane dumbbell diyorum size. Bütün tepeden tırnağa kendi vücut ağırlığınızla beraber vücudunuzu formada, şekle de sokmak için fazlasıyla yeterli. Kadın için de yeterli, erkek için de yeterli. Tatmininiz yaşamınızın, hayatınızın daha sağlıklı olması üzerine olmalı bence. Bu yüzden sporun kölesi olmayın arkadaşlar. Çok sert spor yaparak aceleye getirmeyin işi. Yayarak, daha uzun vadede. Ha sevmiyorsunuzdur sporu, hani bir an önce gireyim çıkayım istiyorsunuzdur. Yavrum istiyorsan bir ayda 30 kilo ver, bana ne? Bize ne? Ama sağlığınızı kaybediyorsunuz. Gözlemledim bunu. Senelerce gözlemledim. Bu sene 80 ile girip zayıflayan kişi bir sonraki sene 85 ile giriyor salona. Bu sene 85 ile giriyor, bir seneki sonra 90 ile giriyor salona. Ne oluyor? Hani kilo vermeye çalışıyordun.